Selam dostlar Bu bayramda bütün klasları bitiririm diyordum ama ee, O şansım ne yazık ki olmadı İlk videolarımızda Assassin'ı anlatmıştık daha sonra Warrior'ı anlattık ya da tam tersi ilk Warrior'la başlayıp Assassin'le devam etmiştik İki gün önce de Hunter klasını anlatmıştım şimdi sıra Mage klasına geldi Önümüzdeki günlerde de Engineer'ı anlatıp ee, Bu kısa skill rehberlerini ve birazcık taktiksel Videoları serisinin sonuna geleceğiz diyebilirim. Videoya başlamadan önce her videonun sonunda neden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın dediğimi kısaca bir anlatayım. Discord sunucumuzda beraber oynayabileceğiniz bir sürü arkadaş takım arkadaşı bulabilirsiniz. Hem duolar için hem de squadlar için odalarımız var ve gördüğünüz gibi şu an hemen hemen açtığım bütün odalar dolu. Galiba yakında yeni odalar açmam gerekecek. Ee, Discord linkimizi hemen aşağıda videonun altında bulabilirsiniz. 2 dakikalık kısa bir sürede sizlere hızlıca mage skilllerini anlatmaya başlıyorum. Mage'lerin pasif skill'i potion'ların yani iksirlerin etkilerini %30 oranında arttırıyor. Yani 100 HP iyileştiriyorsa bir potion mage'ler kullandığında 130 HP iyileştiriyor. Basic skill'lere geldiğimizde yani F skill'i dediğimiz skill'e Mage'ler belli bir süreliğine uçabiliyorlar ve uçarken pencerelerden geçebiliyorlar. Oldukça güzel, kendini pozisyonlayabileceğin bir skill bu. Legendary olduğunda skill cooldown'u 10 saniyeye düşüyor ve 4.5 saniye uçabiliyorsun. İlk başladığında 16 saniyelik cooldown ve 3 saniyelik bir e, uçma süresi sunuyordu. Peki kasalardan ve e, toplanabilen forclarda yapılabilen skilllere geldiğimizde neler var? İlk skill'imiz Volt. Bir duvar atmamızı sağlıyor. Bu duvar oldukça etkili hem kendinize hem rakip, e, rakibe karşı takım arkadaşlarınızı korumak için önemli bir skill ortaya bir duvar atmanızı sağlıyor. Cooldown legendary olduğunda 8 saniyeye ve e, duvarın süresi de 9 saniyeye düşüyor. İlk başladığında yani daha kamınken 14 saniye cooldown ve 3 saniyelik bir e, bekle e, kalıcılık süresi var üçüncü skill'e geldiğimizde Explosive Flask. Bu hem rakiplerimizi yavaşlatıyor hem de rakiplerimize hasar veriyor. Oldukça etkili bir skill ki az sonra Fireball skill'inde göreceksiniz. Anlatacağım. İkisini aynı anda bulduğunuzda ve rankları da yüksekse bu skill'lerin oldukça yüksek bir burst damage'a sahip oluyorsunuz. Gameplay videosunda anlatacağım. Explosive Flask. Cooldown'ı Legendary olduğunda 6 saniyeye düşüyor ve Legendary iken yine slow'u 800 saniyeye düşüyor. Hasarı konusunda çok emin olamıyorum. Çünkü bazı noktalarda 300 hasar, bazı noktalarda 200 hasar vurdum. Ee, neye göre bu hasar değişiyor? Daha onu keşfedemedim. Bir diğer skillimiz Ice Block. Ice Block da belli bir saniyeliğine kendimizi buza dönüştürmemize ve canımızı iyileştirmemize yarıyor. Ice Block ne olabilir? League of Legends'daki Lissandra'nın skilli diyebiliriz buna. Legendary olduğunda 8 saniyelik kullanma sahip. Yani o kadar Seri kullanılabilip o kadar e, can iyileştirip hedef olmaktan çıkabilmek bu kadar seri bir şekilde oldukça OP diyebilirim. Bunun yanında e, süresi de 3 saniyeden başlıyor common iken legendary iken 6 saniyeye yükseliyor. Fireball en sevdiğim skill. Basıyorsunuz ve karşıya bir ateş topu atıyorsunuz. Alev topu atıyorsunuz. Legendary iken 4 saniyede bir kullanılabiliyor ve 900 hasar veriyor. Az önce anlattığım Explosive Flask ile Fireball'u aynı anda bulduysanız ve renkleri hadi epic olsun. Tamam Legendary ikisini de bulamayabilirsiniz. İkisi de epic inanılmaz güçlü bir burst'ünüz var. Yani hem Stone Spear ile ateş ettiğinizde 900 hasar bir anda verme şansınız var. Bir de Fireball ile Explosive Flask atarsanız Rakibi Hemen öldüremezseniz bile canını yüze falan indirebilirsiniz. İkisi de oldukça kullanımı keyifli ve etkileyici skill'ler. Şimdi skill'leri hafifçe anladık. Zaten ekranda da e, hangi rankta ne gibi özellikler verdiklerini gördünüz. Şimdi bir de gameplay'e bakalım. Skill'leri anlatırken çoktan iki kill almıştım. Şimdi bakalım nasıl devam edeceğim. Bu arada squad'ın biraz patates. çoktan ikisi öldü. Hani 4 kişiye karşı 2 kişi kaldık daha maçın erken zamanlarında ve 47 kişi kaldı. Ama Mage nasıl bir katil şimdi göreceksiniz. Elimde daha Stone Spear yok. Yapamadım Stone, Spon, Stone Spear'ı. Ama bir Rare Fireball'um bir de Common Explosive Flask'im var. Onların nasıl bir burst yapacağını, nasıl etkileri olduğunu göreceksiniz. Mage şu an Sorarsanız bana e, favori klasım bu oldu diyemem hala favori klasım Assassin ama Mage oynamaya başladım uzun bir süredir başka karakter oynayamıyorum başka klas oynayamıyorum çünkü Uçması yani soar dediğimiz o F skilli inanılmaz Bir şekilde sağa sola kaçmamı sağlıyor e, Bu arada bilmiyor olabilirsiniz soru hemen anlatayım F'e basıp uçtunuz evet 4.5 saniye boyunca uçuyorsunuz ama e, Tekrar F'e bastığınızda uçmayı bırakıyor yani 4.5 saniye boyunca uçarak böyle ee, rakiplerinize açık hedef olmak zorunda değilsiniz gitmek istediğiniz yere kadar gittiğinizde F'e basıp durdurabilirsiniz stone spear anlatayım biraz şu an görüyorsunuz 3 tane projectile atıyor 3 parça şey fırlatıyor ve hepsi birbirinin ardı ardına gidiyor ve her biri 300 hasar veriyor rakibe yani toplamda 3'ünü birden tutturursanız 900 hasar vereceksiniz çok OP ve seri seri atılabiliyor gördüğünüz gibi şu an deniyorum ee, bakalım 2 kişi kaldık Takım arkadaşım patatesti galiba. Takım arkadaşım patatesti. Onun bir hatası olacak az sonra zaten fight'ta. E diğer arkadaşlar zaten patladı. Evet, bir asasına karşı karşıya geldik. Aimin benim de patatesi oldu ama hemen explosive flaski atarak ona hasar verip ee, cezalandırdım. Ardından bir de fireball atıp bir hasar daha vurdum ve ardından tavuğa dönüştürdüm ama başka yönlerden e, hasar aldığım için tavuğun peşine düşmedim ben. Ha Atahan geldi yöne doğru bakıyor ama takım arkadaşım birazcık patates olduğu için dediğim gibi tavuğun peşinden gitti ve öldü. Şu an 2 ya da 3 squad'a karşı tek başıma kaldım. Ama bu arada bir e, rakibimi daha indirdim. Onun peşinden gidiyorum. Ve yakalamak için hemen soğuru kullandım. F skill'imi kullandım. Gördüğünüz gibi uzun tutmayıp F'e basıp tekrardan peşine düştüm. Soğuru kaçarken kullanabiliyorsunuz. Kendinizi pozisyonlarken kullanabiliyorsunuz. Rakibinizi kovalarken kullanabiliyorsunuz. Oldukça büyük avantaj sağlıyor kombat içinde. Şimdi baya bir e, katliam yaptık sıra diğerlerinde ve bir tavuğa dönüştü rakibim evet bir rakibi daha tavuğa dönüştürdük şu an o tavuğun peşinden gitmem lazım zaten dikkatler üstümde değil e, onu yeniden revive olmasını sağlarsam benim için dezavantajlı olacak durum zaten tek başımayım şimdi peşinden gidiyorum bu arada diğer silahım da epic bir e, poison gun o kadar da kötü değil durum fireball'la bir yokladım. Ve yine bir kill. Tavuklar buralarda zorlu çünkü bir şeylerin etrafında dönüyorlar. Ama e, kaçmamaları için de elimden gelinemiş bu arada revive oldu çoktan. Sürekli fireball ve e, explosive flask ile onu yokluyorum. Zaten kill'leri almamda büyük e, yardımcı onlar. Gördüğünüz gibi hiç es geçmiyorum abi. Niş, kendinizi kapatmamız lazım. Yani kuma gömmeyeceksiniz, etraftan gelen hasarı tespit edeceksiniz ve mage oynarken skill'lerinizi net kullanmanız lazım. Diğer klasların skill'leri gördüğünüz değil bildiğiniz gibi kaçmaya falan yönelik oluyor. Yani daha savunma daha defansif skill'leri var. Ama mage'in net net doğrudan hasara yönelik skill'leri var. Eğer wall ya da ice block kullansaydım bu oyunda gösterseydim onları ki onlar da çok faydalı skill'ler. Daha defansif oynacaktım ama iki tane güçlü skill vardı bu oyunda elimde başka bir oyunda diğer skillere denk gelir ve video çekersem ondaki taktikleri de anlatırım size. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda Engineer klasını anlatacağım. Engineer'ın da çok tatlı skillleri var gerçekten. Evet beğendiyseniz beğenmeyi, yani videoyu beğenmeyi unutmayın ama her şeyden önemlisi ne tarz videolar istediğinizi ya da çektiğim hali hazırdaki videolarda ne gibi hatalarım olduğunu bana yorumlara yazın. Zaten anında yani 2 dakika içinde falan yanıt vermeye çalışıyorum hepsine ve sizden gelen geri bildirimler gerçekten benim için çok önemli. Bunun yanında videonun başında da söylediğim gibi Discord sonucumuza gelmeyi unutmayın. Eğer arkadaşlık ortamı, takım arkadaşı vesaire arıyorsanız. Şimdilik bu kadar. Engineer videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.